Anadolu'nun Bozkır coğrafyası içinde Ankara ili Güdül ilçesi Salihler Köyü kırsalının dağlık kesimlerindeki kayalarda yer alan bir gizemin peşindeyiz. Yıkılan kaya mevkiinde yer alan resimler içinde en çarpıcı olanı dövme tekniğiyle yapılmış ve oldukça yıpranmış olan büyük pano. Panoda yer alan resimler büyük bir töreni anlatıyor. Eski Türk kültüründe dağların yüksek yerlerine çıkarak kayalara resimler yaptıkları, bayramlarını kutladıkları yazılı kaynaklarda da yer alıyor. Dağ kültü, atalar kültü ve kurban kültü kaya resmi alanlarında bir terkip olarak karşımıza çıkıyor. Dövme, kazıma ya da çizgisel üslupla yapılan resimlerin ortak temaları bunlar. Yıkılan kayada her üç tarzın da karşımıza çıkması, bu tören ve ibadet alanının çok eski çağlardan beri aynı kültür kodlarına sahip topluluklar tarafından devamlı olarak kullanıldığına işaret ediyor. Kutsallık adına yapılan tören, kurban, ölüm ve ibadet resimlerinin yanında günlük hayatı anlatan resimler de yer alıyor. Bu da bize bilginin ilk arayışlarını ya da elde edilen bilginin gelecek kuşaklara aktarılması endişesinin varlığını gösteriyor. Bütün kaya resmi alanlarında olduğu gibi yıkılan kayada kurganlar yer alıyor. Bu veriler bize ortak bir kültürü işaret ediyor, fakat yine de farklı bakış açılarını içeren tanımlamalar ve tanıklıklar önem taşıyor. Kaya resimleri sanat tarihinin en önemli alanlarından olduğu gibi Türk sanat tarihinin de en önemli alanlarındandır. Bunlar birkaç tekniği kullanan örnekler olarak aynı zamanda bize kabaca kronolojiyi de sunmaktadır, göstermektedir. Özellikle şu an burada görmüş olduğumuz resimler, hem bu yanında bulunduğumuz kayadaki resimler hem de bunun az ilerisinde ve gerisindeki resimler en erken döneme tarihlenebilecek resimlerdir. Diğer yerlerdeki örnekler değişik zamanlarda yan yana yapılmış, daha çok tek tek ve birbirleriyle çok fazla ilişkili olmayan figürler idi. Ama buradaki örneklerde özellikle dinsel törenlere ilişkin sahneleri görmemiz önemlidir. Bunlar bir kompozisyon halinde verilmiştir. Bunların bir kısmı bereket kültleriyle ilişkilidir. Özellikle bu yanında gördüğümüz sahnede, bir erotik sahnede bunu zaten bize ifade ediyor. Diğerlerinde ise dinsel danslar söz konusudur. Söylemiş olduğum tekniklerin tümü İç Asya ve Orta Asya'daki Türklerin yayılmış olduğu alanlardaki kaya resimlerinde de kullanılmıştır. Dolayısıyla bunları çok rahatlıkla, bu resimleri çok rahatlıkla İç Asya'dan Anadolu'ya doğru gelen, bazen de Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya gelip oradan Anadolu'ya doğru gelen hat üzerinde yayılmış olan kaya resimlerine bağlıyoruz. Esasında bu tabii bizim Avrasya sanat üslubu dediğimiz ve başlıca yürütücüsünün, yönlendiricisinin Türk halkları, Türk devletleri olmuş olduğu sanat alanıdır. Ve bu kaya resimlerinde üslupsal olarak bunlara bağlayabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki örneklere kronolojik olarak baktığımız vakit milattan önce, yani benim düşünceme göre 3000'lerden başlayıp erken orta çağlara kadar, milattan sonra 6-7. yüzyıllara kadar gelen ve birbirleriyle bağlantılı örnekler söz konusudur. Aynı aşamalar, benzeri aşamalar Orta ve İç Asya'daki, gerek Sibirya'daki, gerek Kazakistan'daki, gerek Moğolistan'daki çeşitli kaya resim merkezleriyle uyuşma içerisindedir, paralellik arz etmektedir. Dolayısıyla burada bu resimleri yapan insan toplulukları muhakkak ki Bozkır kültür çevresiyle ilişkili olan topluluklardır. Bizim bildiğimiz tarihlerden çok erken tarihlerde de Anadolu'ya, bu bölgeye, Ankara çevresine çeşitli Türk toplulukları gelebilmiş olmalıdır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu resimleri de
onlarla bu şekilde ilişkilendirebiliyoruz. Gök Tanrı dinine inanan eski Türklerin ibadet alanları dağların zirvelerinde yer alıyordu. Yüksek yerlerde yer alan kutsal alanlardaki kaya resimlerini insan-inanç ilişkisini anlatan ilk dönem verileri olarak tanımlayabiliriz. Üçüncü bölge olarak bildiğimiz bu bölge diğer bir ikinci yazıtlara farklılık gösteriyor. Sebebi şu, orada yazı ve fikir yazısı örnekleri vardı. Burada daha önceki dönemler, aşağı yukarı 4000 yıllık bir süreç, 4-5 bin yıllık bir sürecin göstergesi olan ritüeller gösterilmektedir. Bunlar Kafkasya asal kaya mezarları, Sutur Deresi kaya mezarlarıyla paralellik gösteriyor. Bir ileride yine aynı bölgedeki diğer ritüellerden bir ikisi de Kovustan kayalıklarındaki de paralellik gösteriyor ki bunlar hem Azerbaycan Kafkasya bölgesi hem Kuzey Kafkasya bölgesindeki kültürle buradaki kültürün paralelliğini, benzerliğini ortaya koyuyor. Hem teknik açısından, yapılma tekniği hem anlatım açısından aynıdır. Enteresan olan şu, bölgede katman katman var. Bu katmanlar en az birer yıllık bir katman ama göstergeleri burada. Sonuç itibarıyla bu bölgede, bugün adına Türk dediğimiz kavmin ataları herhalde en az bir 4-5 bin yıl evvel bulunmuşlardı. Başkalarına ait olamaz mı? Başkalarına ait olamaz. Çünkü başka kavimlerin, Farsların, Hintlerin veya Mısırların bu tür kaya yazıtlarındaki anlatım tarzları ve teknikleri çok daha farklıdır. Bunları ayırt edebiliyoruz. Ankara Güdül ilçesi kırsalında birbirine yakın 8 ayrı alanda yer alan kaya resimleri ve kurganları bütün olarak değerlendirdiğimizde bugüne kadar görmüş olduğumuz kaya resmi alanları içinde ilk 10 içine girecek kadar zengin. Kuzey-güney yönünde uzanan derin bir vadinin doğuya bakan yamaçlarında 3 ayrı yerde zengin resimler yer alıyor. Asmalı Yatak, Kaba Oyuk, Satoğlu Kayası mevkilerindeki resimlerin karşısında ve çevresinde ise kurganlar mevcut. Ayrıca kaya blokları arasında dua ve sunak alanları da mevcut. Bu sunak alanlarının duvarlarında daha çok gökyüzüne çıkan ok adamları anlatan resimler var. En çok dikkatimizi çeken resimlerse süvariler, güneş başlı adamlar, yön damgaları, hayat ağacı çizimleri, kozmolojiyi dile getiren soyut resimler artık bizim için çok tanıdık ve bildik. Eski Türk kültürüne ait Asya içlerinde yer alan kaya resmi alanlarında çizilen resimlerin hepsi burada var. Özellikle de güneş adamlar, ölünün ardından kesilen kurbanı ya da adağın yerine gelmesi için sunulan kurbanı anlatan geyik ve dağ keçisi resimleri eski Türk kültüründe çok önemli yer tutuyor. Hatta yansımaları günümüze kadar devam ediyor. Asmalı Yatak kaya resimlerinin hemen karşısında yer alan ve çapı yaklaşık olarak 30-35 metre civarında olan büyük kurgan şimdilik sır olarak kalmaya devam ediyor. Benzerlerini Orta Asya'da, Tuva'da, Orhun'da, Altay dağları eteklerinde gördüğümüz, daha çok literatürden, yayınlardan ve belgesellerden tanık olduğumuz, Türk dünyası için, Avrasya coğrafyası için kurgan mezar olarak adlandırılan mezarlarından bir örneği, hem de devasa, gerçekten Anadolu arkeolojisi açısından büyük bir keşif sayılacak bir örneği burada görmekteyiz.
kurgan aslında Türkçe bir kelime olan korugan kelimesinden türetilmiş ve yığma, mezar anlamına geliyor. Toplumsal statüye bağlı olarak kişiler toprağa gömüldükten sonra üzerlerine toprak, taş ve moloz yığılmak suretiyle belli bir sistematik içerisinde bir mezar oluşturulur. Orta Asya'da da Göktürk ve Hun kurganlarında bu taş yığma mezarları bilmekteyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz coğrafyaya baktığımız zaman da taşlık bir coğrafya. Dolayısıyla burada bir kral ya da bir prensin mezarını yaptığınız zaman doğal olarak taşla bu mezarı yükseltmek durumundasınız. Ancak bu içinde bulunduğumuz coğrafya ve karşıda hemen bu kurganın karşısında vadinin diğer yamacında bulunan kült alanı ve etraftaki diğer kurganlarla birlikte konuya baktığımız zaman o yarı göçebe olan ve muhtemelen o dönemin Anadolu'nun savaşçı topluluklarına olan bu kavmin bu alanı bir kült alanı, bir kutsal alan olarak seçtiğini bize gösteriyor. Özellikle kaya resimleri ve onların yanında birlikte çizilmiş Orhun kitabelerinden tanıdığımız runik alfabesinin harfleriyle yazılmış runik kitabeler hemen bu kurganın yaklaşık 2 kilometre hemen karşısındaki kutsal alanda karşımıza çıkıyor. Anadolu arkeolojisinin son dönemlerindeki önemli keşiflerinden biri olarak nitelendirilebilecek Ankara Güdül kırsalında yer alan kurganlardan Kaan Panosu'nun üst kısmında yer alan kurganın çemberçapı ölçümleri gerçekleştirildi. Ölçümler coğrafyanın yapısı itibariyle zor şartlar altında yapıldı. Kurganların büyüklüğü ve öneminin belirlenmesinde çemberçapının tespiti oldukça önem taşıyor. Kurganların sınıflandırılmasında dikkate alınan ölçütlerden biri. Ayrıca Kaan Panosu'nun kalıpları çıkarıldı. Alanların tescili ve gerekli bilimsel çalışmaların yapılması için atılan ilk adımlardı bunlar. 4. Tamam. Tamam. Tamam aldım. Tarık. Şuraya gel. Şuraya. Dik dur. 9.25. 14. 14. Yani kurganın çapı ortalama şuradan falan ölçersek 17 metre, 18 metre falan. Bir de geleyim lan. Geleyim. Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yakın bir gelecekte bilimsel tespitlerin ve kazı çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Çapımız 17 metre, yüksekliğimiz 4,5 metre, değil mi arkadaşlar? Evet. Büyük bir taş yığılma kurganla karşı karşıyayız. Alt kısmından ana kayaya dayandırılmış. Evet, şurada. 5 metre uzunluğunda iki ana kaya parçasının arasından muhtemel mezarın giriş kısmı söz konusu. Yalnız merkez çapı zaman içerisinde bozulmuş. Güneşin doğuş yönüne doğru gözüküyor yine. Doğuya doğru bakıyor. Ve hemen bu üstteki sekinin altında büyük pano, Kaan panosu dediğimiz resimli pano var. Muhtemelen kurgan alanı olduğunu gösteriyor. Asmalı yatak,
Kaba Oyuk, Satoğlu Kayası, Delikli Kaya, Yandaklı Dere, Yıkılan Kaya, Pirveli ve Gölgeli Dere mevkilerinde yer alan kaya resimlerinin bir an önce koruma altına alınarak turizm varlığımıza kazandırılması oldukça önem taşıyor. Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Atakan Atçay, Yunus Ekim ve Tarık Emre ölçüm çalışmalarını tamamladı. Daha sonra ise Kaan Panosu olarak tanımladığımız ve üzerinde dövme vurma üslubuyla yapılmış 200 kadar resmin yer aldığı panoda kalıp çıkarma çalışması yapıldı. Kaya resimlerinin kalıplarının çıkarılması bilimsel çalışmalar için bütün dünyada kullanılan bir yöntem. Bu ilk adımlardan sonra alanın tescil edilmesi, birçok bilimsel çalışma yapılması, farklı görüşlerin ifade edilmesi gerekiyor. Anadolu tarihini yeniden yazmanın gerektiğini ortaya koyacak yeni arkeolojik keşiflerle beraberiz. Bölgede sayıları bine yaklaşan taş yığma kurganların yanında kayalar üzerinde hem bizlerin Neolitik dönem öncesinden bildiğimiz avcı toplayıcı dönem insanlarının yansıtan kaya resimleri ve runik Göktürkçe yazılarla yazılmış yazıtlar bulunmakta. Şu an bölgede hem bu yazıtların hem de kaya resimlerinin planlarını ve eskizlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Karbon kağıtları ve mülaj kağıtları üzerinden aldığımız eskizlerin bir an önce bakanlık tarafından bölgeye gelinip onaylanması ve bölgenin bir arkeolojik alan olarak tescillenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2 yıl süren ön hazırlığa rağmen bütün panoların incelenerek kayıt altına alınması, değerlendirilmesi oldukça zor şartlar altında gerçekleşti. Her bir pano kendi içinde çok büyük kıymetler taşıyor, hatta her bir çizginin bile ayrı bir önemi var. Güneş adamlar ve damgalar bize tarihin bilinmeyen bir kapısını sonuna kadar açıyordu. Kaba Oyuk'ta yoğunluklu olarak çizgisel üslup olarak yapılmış ve bir kısmı zaman karşısında yenik düşmüş 7 satır yazıtlı pano, üzerinde en çok tartışılması gerekenlerden biri. Burada yer alan resim ve çizimlerle Ordu Mesudiye Esatlı köyünde karşılaşmıştık. Panonun üst kısmında yer alan 7 satır yazıt da bizim için yabancı değil. Aynı alfabenin kullanıldığı yazıtlar yoğun olarak Esatlı'da yer alıyor. Kars Kazman, Şaban Köyü ve Kastamonu'da aynı alfabeyle yazılmış satırlara tanık olduk. Çalışmamız sırasında zaman zaman üzüldüğümüz oldu. Çünkü birçok pano zamana yenik düşmüş, üzerinde resim olduğu açıkça belli olan yerler dökülmüş, bir kısmının üzerine ise duvar yazıları yazılmıştı. Kaba Oyuk'taki resimler de son derece zengin. Çarpıcı resimler içinde ok adamlar yer alıyor. Bu resimler ölen kişinin ruhunun göklere çıkmasını anlatıyor ki eski Türk kültüründe ölen kişi için uçmağa vardı denir. Özellikle sunak alanlarında ok adam çizimleri belirgin olarak fazla sayıda yer alıyor. Bütün alanların tanımlanması ve envanterinin çıkarılması ise uzun bir süreç alacağı benziyor. Burada Türk dünyasının değişik yerlerinde gördüğümüz kaya resmi örneklerinden birini bulduk. Bu Altay Dağları'ndaki Biçikli Boğum, Kalbaktaş, Yalbaktaş, Kokori'deki, Moğolistan'ın değişik yerlerindeki ve bence en önemlisi Saymalıtaş'taki kaya resimlerine benzer özellikler gösteren bir pano. Burada görüldüğü gibi hayatın her yönü anlatılmış. Daha önce söylediğimiz gibi. Bunlar neler? Doğum, üreme, evlenme, ölüm, dini inanışlar, eğlenme. Yine aynı şekilde av sahneleri de
düşünülmüş. Burada tabii hayatın sürekliliği de söz konusu. Ama biz yazılı kaynaklara göre işte milattan sonra 370-90'lı yıllar arasında Hunların Anadolu'ya geldiğini biliyoruz. Ancak bu pano bizi daha eski çağlara götürüyor sanki. Ve biz buraya bakarak yani Türklerin Anadolu'ya milattan önceki çağlarda da geldiğini anlayabiliriz. Sadece her türlü arkeolojik, sanat tarihi açısından ve diğer antropolojik açıdan çalışmalar devam etmelidir ama ilk bakışta bize Türklerin milattan önceki çağlarda da Anadolu'ya geldiği sonucunu vermektedir. Bu yüzden biz oldukça heyecan vericidir. Yine burada açıkça ifade etmek gerekir ki 520'li tarihlerde Sabarlar Kafkaslardan Doğu Anadolu'ya doğru gelmişlerdi ve bütün Doğu Anadolu'yu özellikle İç Anadolu'ya kadar uzanan akınlar yapmışlardı. Bu akınlar esnasında çok büyük silahlı, yüksek teknolojik silahlara sahip oldukları Bizans kaynakları tarafından vurgulanmıştır. Mesela Prokopios da bunun gibi Bizans tarihleri vurgulamıştır. Biz bunlarla kaya resimlerini ölçüştürebiliriz ya da bazı açılımlara gidebiliriz. Ama dediğim gibi bence burada daha komplike, eski çağlara giden, milattan önceki çağlara giden çizimler söz konusu. Bu da Türklerin çok eski devirlerde Anadolu'ya geldiğini göstermektedir. Düdük Dağı'ndaki çalışmamız günlerce sürdü. Bazen sisli sabahlara uyandık ve güneşi bekledik, sisler arasından çıksın diye. Güneşle birlikte kaya resimleri, damgalar aydınlanıyor, Asya'dan Anadolu'ya çok eski zamanlarda damgaların göçü başlıyordu. Her bir resim, her bir damga bize tarihin eski çağlarında yazılmış mektuplardı. Bu mektupları ilk okuyansa Divan-ı Lügat-ı Türk'le Kaşgarlı Mahmut olmuş, 24 Oğuz boyundan 21'inin damgasını bize bırakmıştı. Anadolu'nun Bozkır coğrafyası içinde Ankara ili Güdül ilçesi Salihler köyü kırsalının dağlık kesimlerindeki kayalarda yer alan bir gizemin peşindeyiz. Yıkılan kaya mevkiinde yer alan resimler içinde en çarpıcı olanı dövme tekniğiyle yapılmış ve oldukça yıpranmış olan büyük pano. Panoda yer alan resimler büyük bir töreni anlatıyor.
Eski Türk kültüründe dağların yüksek yerlerine çıkarak kayalara resimler yaptıkları, bayramlarını kutladıkları yazılı kaynaklarda da yer alıyor. Dağ kültü, atalar kültü ve kurban kültü kaya resmi alanlarında bir terkip olarak karşımıza çıkıyor. Dövme, kazıma ya da çizgisel üslupla yapılan resimlerin ortak temaları bunlar. Varlığını gösteriyor. Bütün kaya resmi alanlarında olduğu gibi yıkılan kayada kurganlar yer alıyor. Bu veriler bize ortak bir kültürü işaret ediyor, fakat yine de farklı bakış açılarını içeren tanımlamalar ve tanıklıklar önem taşıyor. Yıkılan kayada her üç tarzın da karşımıza çıkması, bu tören ve ibadet alanının çok eski çağlardan beri aynı kültür kodlarına sahip topluluklar tarafından devamlı olarak kullanıldığına işaret ediyor. Kutsallık adına yapılan tören, kurban, ölüm ve ibadet resimlerinin yanında günlük hayatı anlatan resimler de yer alıyor. Bu da bize bilginin ilk arayışlarını ya da elde edilen bilginin gelecek kuşaklara aktarılması endişesinin